Hocam devre arasında e, konuştuk. İzleyemeyenler de vardır tabii ama ikinci yarı sizin için neler farklıydı? Bir birlik bir beraberlik var. Kazansa lider olacak bir Trabzon var. 75'te 10 kişi kaldı. Son bölümde 10 kişi kalmasına rağmen 11 kişi olduğu dönemden daha iyi oynadı. Evet. Ne diyeceksiniz? Valla maçın geneline baktığımda Trab şey, Trabzonspor bu oyun şekliyle Şampiyon olma şansı zor. Çok net söylüyorum. Yani kimse kimseyi aldatmasın. 70 metre geleceksin, 70 metre gideceksin. Ya arkadaş Alanya Spor Takımı çat 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 pas yaptılar. Bana bir söylesenize kim bastı son 10 dakika hariç? Ya atıldı son 10 dakika artık bir can havliyle bastırdılar. Abi Bakasedas basmıyor. Hamsik basmıyor. Öteki basmıyor. Ee, Alanya Spor Takımı orta sahayı o kadar güzel geçti ki 70 metre... Bakma sen biraz akıllı olsalar bitirirlerdi işi. Abi Trabzonspor çok kötü oynadı. İlk yarı özellikle çok kötü. İkinci kötü oynadı abi. Atıldıktan sonra son 10 dakika Can bir şeyler yaptılar. Onda da Alanya biraz çekindi. Bu oyun şekliyle yapamazsın abi. Pres yapamazsan, baskı yapamazsan. 70 metre geliyorsun. Hep yalan rüzgarı yapıyorlar. Basarak top aldığını gördünüz mü hiç i̇şte Trabzonspor takımının bugün? Basarak top aldığını gördünüz mü rakibe? 3 kişiyle, 4 kişiyle. 70 metre geliyorlar. Sonra 70 metre gidiyorlar. Ne güzel top ya. Olamazsın abi yapamazsın böyle bir şey. Şampiyon olacaksa, lider olacaksan, şampiyon olacak basacaksın orada. Bir 10 dakika basacaksın, 5 dakika basacaksın. E topu ver, ben oynayayım. Ben de oynarım abi topu alırsan. Trabzonspor takımını hiç beğenmedim. Kusura bakmayın. Siz beğendiniz herhalde. Bana öyle geliyor. Yok, hiç beğenmedim. İkinci bu şekil, bu, bu, anlayıştan şampiyon mampiyon olamaz Trabzon. İsmail Köybaşı ne yaptığı belli değil. E orada zaten ikinci adam var, yeri gelmiyor. Yani hücumda kullanıyorsun o adamı. E oraya hala çözüm bulamadı Abdullah abiçi. E prens yaptırmıyor. Bakaca daş çıkar gel elindeki şeyi aldı, attı. Ha şey. Bilekliğini şeyi, bandajı? Ama hocaya değil o bence hocam. Yani. E niye attı? Yani o şimdi ya de, tamam, şimdi nedir çıkan topçu da ama hocam eski tek tek kaldı. İyi oynamadı zaten bugün hocam. Ya mı? ama Antikatesi. tek kaldı. Bak açıkta 3 kişi basıyorlar. adamları Adamlar yarı... uyanık. Ya Trabzon'da bak tuttuğun zaman Trabzon gitmiyor. İlk yarı çok iyi kapattılar hocam. Alanya hocam, Spor alanı çok Bakasitası iyi kapattı. Hocam bak bastığın zaman Trabzon işlemiyor. E onu çöz. Ben çözecektim Abdullah. Abdullah bu saatten sonra artık yani bahanesi yok. Geldim doğru, doğru. gittim zaman maman yok. Doğru. Avcı 18 maçta 11 beraberlik mi ne almış? Hocam yenilmiyor mu? Bak sen dediğin doğru ama kaybetmeyen de bir Trabzonspor takımı var. Ya şampiyon de, önemli. Bugün maçı kaybedebilir. Ama de. yenilmeyerek şampiyon olamaz. Vuratmal lazım abi. Risk kalacaksın biraz ya. Ama böyle nereye kadar götürürsün böyle? İlk yarı özellikle hücum da çok etkisizdi Trabzonspor takımı. İlk yarı özellikle diyorum. İkinci yarı yine hocam bak son dakikada bir de yine git gitgelli bir oyun. Edgar'ın iki tane pozisyonu var. Serkan'ın çıkardığı top Müthiş bir top. İçeri bile girebilirdi. Yani e tamam da kaç dakika yaptılar bunu hoca? Doğru doğru haklısın katılıyorum 7, sana. dakika ya 10 dakika yani değil. beklediğimizden iyi oynamadı. Onu sen bir baştan yapmaya başla ya. Bir, ilk yarı bir 15 dakika yap. Bir tempoyu arttır bir düşür. Hiç abi Alanya oyunu yavaşlatıyor. Orta sahaya çıkıyor. Hiç orta sahada tazlik yaptığını gördün mü bugün Trabzon'un? Ona basıp ona basıp ona basıp. Dünkü Galatasaray bile yaptı. Bugün bunlar yapamadılar. Bu nereye yapacaksın abi? Alanya takımına. Bunu yapamazsan hangi takım yapayım? Alanya takımı aman aman bir takım değil. Bak kötü gol yedi hocam. Oğlum. Onun da çok büyük bir etkisi hocam gol Hocam şey yersin ya. abi. Sen iyi takımsan iki tane atarsın, üç tane atarsın. Biz onu bekliyorduk zaten. Hep öyle söylüyoruz hocam. Ama bu tarafta bugün için. hiç beğenmedim abi. Kusura bilmiyorum bana. Ya bu, ya. bu şekilde iş çok zor. Tabii hocam tabii. bu avcının da bahanesi Ya yenilmezsin tamam da. E, bir puan bir puan alacaksın Hı -hı. abi yenilmediğin zaman. Üç puan nerede? Bir bir erirsin. Bir bir Yani sen liderdi yani, bugün. Trabzonspor takımı tabii çok genç bir takım değil. Mesela Galatasaray dediğiniz gibi dün baskı yaptı mesela. Orada Çıkıldao, Berat var şey Berkan var. Şimdi Hamçik'le aynı şekilde Bakır Esat daha çok topla baskı yaparsın. Trabzonspor Abdullah Avcı'nın Avcı kurduğu takım genelde topla rakibe baskı yapar. Evet. Yani topla becerili oyuncularla böyle bir oyun modeli seçmiş. Yani top haricinde rakibe çok eforlu, yüksek efor, eforlarla oynayacak, fiziksel baskı yapacak, ikili mücadeleye girecek, tekrarlı sprint kalitesi çok yüksek değerlere çıkacak bir takım değil Trabzonspor. Spor. Ee, i̇lk yarı doğru kötü oynadı, ikinci yarı bölüm bölüm iyi oynadı, skoru bulabilirdi. Ee, tabii şunu da söylemek gerek yani bu oyuncularla 90 dakika 3 gün önce oynayıp, yani çünkü sonuçta tecrübeli oyuncular var sahanın içinde, yüksek tempoya çıkamayacak. Sonra Alanya Spor gibi topu hep rakibe bırakan, yani Alanya çok baskı yapılacak bir takım da değil. Yani orta sahada pas, organize şu topa sahip olan oynadı. Şu rakamları herhalde Abdullah %33, söyleyecektir. %33 oynadı toplar. En fazla isabetli pas yaptığı Tabii. 528 ve en yüksek pas yüzdesine yakaladığı yüzde 89 maç olmuştur. Ya, ha, çok böyle baskı yapıp falan değil. Kendi ya, kendi Babam yani da basıyor abi yana geriye yana geriye. Pas nerede Top yaptın, hamsiye abi? geldiği zaman biraz o araya atıyor. Başka kim atıyor? Bir hamsik atıyor. Arada da şey atıyor. Yunan atıyor. Bakasitas. Bakasitas atıyor. Başka atan var mı abi? Araya top atıp gider. Yan top, yan top, yan top. Döndürüyorlar abi. Baban da döndürür ya. Bir de bazen Cornelius'u çok kullanamıyorlar hocam. Ya bak Cornelius oynuyorsa özellikle ne dedik? İki tane kenar. Perez ve İsmail. Onlar hücuma katkı yapmazsa zaten eğer pivot tarzında bir santraforla oynuyorsa onu orta gelmezse bir şey yapma şansı yok. Yani yoktan var eden bir gol yaptı. Yani şeyin Cornelius'un golü. Hocam o Sandrfor geriye gelip top alıyor. O, i̇şte o Sandrfor'un. Hocam getirmeyeceğin onu işte. Işine abi ya? O adamın işi ne? O adam bana ceza alın da lazım. Geri lazım. Bir adam de, çıktı 30-30 arasından kafayı çaktı. Topa çıktığı zaman onun yanına yanaşacak oyuncu evet. var. Veya indirdiği toplara gidecek oyuncu var. Bugün hoca güzel söyledi. Canini e, mesela top ayağındayken iyi şeyler yapmaya çalıştı ama o beklediğimiz Canini bugün değildi. Tamam belki bunda sakatların etkisi olabilir ama o beklenenden çok altta oynadı Canini. Ben daha farklı bir profil düşünüyordum. Yani Canini çözüm üretebilecek bir oyuncu. Bugün o da de Vakame'yi özellikle çok iyi kapattı. Oyunun hızını da kere. kesti. Evet, evet. Canan'ı evet. her aldığı toplu 3-5 kere temas ederek oyunun hızını da kesti. Bazen 4-4 e hızı yakaladılar mesela. Doğru. İlk yarı da oldu. Çıkışları Doğru. oldu Trabzon'un. O ucun geçişlerini yapamadı istenen yani seviyede. Ben seveyim. ilk yarı hiç saymıyorum mesela. Trabzon i̇lk yarı çok, çok kötü, kötü oynadı. hiç. Üre, pozisyon üretemedi zaten. Ama bunu Alanya Spor yapıyor. Özellikle Abazian, Cornelius'a inanılmaz yakın oynadı. Her pozisyon çekiyor. Bazen Santrafor'da şöyle bir şey var tecrübeli bir oyuncu. Bazen faul almasını da bileceksin. Hep ikili mücadeleye giriyor. Çekiyor çünkü formasını düşmemeye çalışıyor Cornelius. Yani bazen faul almasını da bileceksin. Bir iki tane pozisyon var. Çok rahatlıkla atınabilirdi oyundan. Bence Abazyan. Yani Cornelius daha akıllı olsa bazı pozisyonları çok rahat attırırdı onu. Çünkü her dakika zaten size yüksek bir oyuncu her pozisyonda çekiyordu onu. Cornelius düşmeyi değil ayakta kalmayı doğrusunu yapıyor bir ama bazen profesyonellikte At, kafasında altyapısında o yok ki. Atmayacak ama bazen Adam ayakta olacak. kalıp Adam mücadele etmeyi Türkiye'de düşünüyor. Türkiye'de futbol o ahlakta oynanmıyor. Hocam faul almak diyorum yoksa tabii ki. O ahlakta oynanmıyor. Şey yapmayacak ayakta kalmaya çalışacaksın ama çok çekti onu bazen faul olmasını bileceksin. İhsan santrafor evet. faul olmasını bilir attığı golü bir, yani bir özetlerde bakalım kimsenin atamayacağı bir gol. Baya bayağı güzel bir gol yani. O kafa çok. vuruşunu oraya yollamak o şekilde oyundan, o bölgeden oyundan. onu beslemezsen ondan oldu. gol bulamazsın. ondan besle, şey yapamazsın, fayda alamazsın oyunda. Top mesela jet dediğimiz çok hızlı bir orta gelmedi O İyi, ortaya, öyle de değil. Orta çok o ya, önünde oyuncu var Tabii. çıkıp darbeli yani uzağa Vuramaz. vurması o top böyle yani darbeli vurmasa kaleye gitmez. Tabii. Yani bazı doktorlar da konuşuyordu. Yani stoperler arkaya alıp gelseler üzerine verka çaban bir adam. Hiçbirini yapamadı abi Trabzon. Bir de ilk yarı hiç kullanmadı. Hocam merkezden hocam. hiç gitmiyorlar. Dediğin gibi bağlantı oyuncusu mu? Çok o abi araya topu sok abi. De. Arada bir ceza alanında topu sok. Gel. Yapacak adam var. Evet. Hamsik yapıyor. Şey bakasın nasıl bak yapıyor. Gir abi. Hocam Alanya'da. Bunu yaptıracak adam da Abdullah Avcı abi. Alanya'da iki tane pas istasyonu adam var. Birisi Emrak Bo, birisi Davison. Ya pozisyonların içine bakın. Ya ona çıkartıyor. Pas opsiyonu oluyor. Vuruş yapıyorlar. Ha, Kalitesi vuruş yaptılar ama hep pozisyonlar içinde onlar var. Durduruyorlar. <laughs> o iki adama geldiği zaman top, Trabzon sönüyor. Alıyorlar, veriyorlar, alıyorlar, veriyorlar, evet. bitiyor Trabzon'a. Tekrar Trabzon geri geliyor. Abdurruç. Tekrar 70 metre evet. geliyor, 70 metre gidecek evet. tekrar. Çok yoruldu takım. Abdullah Hoca oyun içinde kırılmalar yaşadıklarını söylemiş yayıncı kuruluşa şey yaptığı röportajda. Oyun bizim akibetimizde başladı, fazla üretemedik ama sabırla devam etmemiz gerekiyordu. İçeride hiçbir avantajım yok. Avantaj istemiyorum da ancak bu kadar kolay sarı kart olmaz." diyor Abdullah Hoca. İki tane pozisyon var hani varsa onları daha sor hocam. Oyunu tam ele alacağız. Çabucak kolay bir sarı kartla eksik kalıyoruz. Yine de oyuncularım kazanmak için her şeyi denedi. Hedefe ve şampiyonluğa giden bir takım olarak bu kadar kolay eksik kalmamalıyız. Şimdi ben maçı dikkatle izledim, söyledim Dendere. Şimdi bir sarı kart verdi Trabzonlu oyuncuya. Hüseyin Türkmen takriben 3 veya 4 dakika sonra aynı pozisyonda Alanyalı oyuncuya kullanmadı. Efecan aynı kenarda sarı kartı. yaptı. Caniye, Efecan, 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 Efecan Buz. Buz. Çok net. Kullanmadı. İkinci yarı Trabzonlu oyuncu ikinci sarı karttan attı. Bir dakika sonra alakasız kart verilmesi gereken bir pozisyonda alan yıl topçuya sarı kart gösterdi. Hiç işte hocam. yan yana giderken. Etkisinde kaldı işte hocam. Nasıl hakemle bak. Yani fotoğrafı çektim ya, çat 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 çektim fotoğrafı. Gelirim mi pozisyonlar bilmiyorum. Eyyam yani. deniyor. Eyyam ona. tabii. Korktu, attı ya korktu. E ona gösterme orada alan yolu topluya sarı kartı. Yan yana gidiyor adam. Hocam bunlar böyle yapacak. Yani o zaman gördüğünü, şey adaleti gördüğünü çalacaksın. Oraya tabii. da veriyorsan oraya tabii. da vereceksin. Tabii öyle. O, o zaman zaten hiç kimsede bir, şey bir şey olmaz. Yani hiç ya olmaz, isyan olmaz. Zaten Adalet aynı dengele tartarsa. Tarım itiraz ettiler o niye buna göstermiyorsun diye ufa sağ açık yerinde. Adam geçti indirdi. Net sarı kart. Yani ona vermiyorsun. Aynı pozisyon. Veriyorsun bu tarafa. Adaleti de sağlayamasın. Ondan sonra birçok bir spekülasyon olur. Tamam. Öyle konuşulur. Ya bir de Trabzonspor böyle maç çok oynayacak, kapanacak yani rakipler. Bir de oyuncu profillerinden de kaynaklığını olabilir. Yani az önce de söyledim. Yani bu oyunda mutlaka evet yani bazı özellikle ucum setleri olacak. Bununla ilgili oyun parametrede olacak ama savunma arkası oyuncu profillerinden kaynaklanan bana göre e, yani e, bir koşu yok yani herkes savunma önünde ayağına top alıyor Trabzonspor'da evet. en büyük sıkıntı bu. Evet. Hep aynı tip yani, oyuncular hep ayağına. rakibin istiyor. gözünü yorarsın bir savunma arkası koşu yaparsın rakibin dengesi bozulur öbür tarafa oynarsın herkes ayağını istiyor. Yani bu maç galip de gelse aynı şeyi söylerdik. Ee, Abdullah Avcı sarı kart pozisyonu ile ilgili de e, yani Aynı fikirde değil sanıyorum. Ee, şey demiş yani ayağa takılıyor demiş diğer oyunculuğun ama bilemiyorum. Şeyin Aynı fikirde değil. son 19 maçı. Abdullah Avcı'nın son 19 maçı. 11 beraberlik 8 galibi. Bence hangi, dengeli değil. Hangi taraftan bakacağız hocam? Bilmem. 11 beraberlik 8 galibi ama o zaman sakın... olmuyor. Demek ki bir eksiklik var. Ha, Şu şey yanlış. Sendeki sendeki hücumcular da kötü değil. Bak sendeki hücumcular da kötü değil. Ama hocam geçen sene daha farklıydı biliyorsun. Geçen sene genelde kaybetmemeyi oynayan bir Trabzonspor kazanırsa kazanıyor çünkü eldeki kadro ama bu o sene zaman şöyle mi olacak? Bu seneyi ayırabiliriz. Mehmet bu sene farklı. Geçen sene, sene de... kaybetmemeye bu sene ortada seneye hücum yapacak. Trabzonspor'u bekleyeceğiz. Bu sene yani bu sene, sene, sene. bu sene böyle seneye hücum yani. eden bir Trabzon mu göreceğiz? Bu sene bu şeyi yok hani biz Abdullah Hoca'ya geçen sene diyorduk ya. Geçen sene bir kenara bıraktık o kötü kadroyu. Tamam. Daha farklı bir hale getirdi. Aldı. Ama ben Abdullah sene... Hoca'dan bu takımı beklemiyordum. Allah var. Hocam. Ha, yani. Teranzos olarak... Spor'dan daha başka şeyler yapacak takım. Bir şeyler yapacak abi. Bizi hani sene... sağdan soldan esnere derler ya. Hı. indirecek bindirecek orta atacak ver kaç yapacak. Seyirciyi köpürtecek. Se Öyle bir takım değil. Yani şey oynuyor böyle. Özellikle Aynı yani, yani 60 kilometreyle oynuyor. Bizi bence yanıta... Çık abi 90'a in 30'a. Yanıltan nokta ne oldu? ilk maç var ya molde maçı. Belki çok gol ama inanılmaz şekilde tempolu oynayan, yani çok keyif veren bir Trabzonspor olduğu için herkes biraz da o maçın bence havasında kaldı. Hocam osura, da, Trabzonspor, bu, hep Trabzon Trabzonspor Avrupa Kupası'nda yok. Yok tamam tamamen ligi yani engeksiz, bahane mahane de yok evet. Avrupa. Ama hocam bunlar hani bu kırılganlıklar olacak yani çok lig uzun maraton. Hatalar da olacak. Sadece İki yarıya ayırmak lazım bence bugünkü maçı. Trabzonspor yine kazanabilirdi. Kaybedebilirdi. Yani alınacak bir puanın da bence çok büyük önemi var. çok bir fırsat tepti. Kazanmış olsaydın liderdin şu an. Ama bunları tabii ki inşallah sezon sonu Trabzonspor aramaz bu puanlar. Ee, şimdi bir yandan da e, şeye bakıyorum. Tabii onu konuşacağız yine o sarı kart pozisyonunu da. Ee, ligde de 14 gol en çok gol atan takımlardan biri ama yediği gol sayısı 7 olmuş. Ee, şöyle bir yandan averajlara bakarken bu arada Konya'ya baktım. Onlar da 13 puana geldi. Eee ligde namağlup iki takım Trabzon, Trabzon Konya. ve Konya kaldı. Bugünkü evet. maçlara bakınca ya Trabzonspor için de şunu söyleyeyim. Mesela e, evet Mehmet'in söylediği doğru istatistiklerde geçen sene bu seneyi ayırmak gerekir. Çünkü bu sene daha sezon başı çalışıldı. Yeni oyuncular gelildi. Abdullah Avcı hepsini aldı. Şimdi lig başladı. Özellikle Molde maçı da Mehmet'in söylediği gibi. Evet daha önde oynayan, daha baskı yapan ama bu baskıyı sürdürebilir bir hale getirmeyen ve de o baskıdan rakip çıktığı zaman da çok rahat pozisyon bulan bir Trabzonspor gördük. Ve de şimdi Trabzonspor'un genel yapı olarak da bu sıkıntısını nasıl çözer bir teknik adam işte Abdullah Avcı ...mutlaka kendi kafasına göre bir oyunlar üretti. Ne dedi? Ya dedi biz de önde basmayalım. Daha fazla orta sahada biz rakibi karşılayalım. İşte Kasımpaşa maçı gibi. Yani daha böyle dengeli bir oyun. Yeri geldiğinde topu rakibe de verelim. Ama biz 52 biri bireysel performans çok yüksek oyuncular var. O kaliteyle fark yaratırız, maç kazanırız. Yani Trabzonspor'u ilerleyen haftalarda da ön alan baskısı yaparsa... ...bu oyuncularla tabii ki bölüm bölüm yapacak 90 dakika değil... Ama bunu da doğru yapar mı? Soru işareti çünkü bu takım ön alan baskısı yapmaya da çok müsait bir takım değil. Önde yakalandığında alan boşalttığında da mutlaka o hızlı ucun geçişlerine rakip o kontra atakta da Trabzonspor'a gol bulabilir. Çünkü geçmişte bunun sıkıntısını çok ciddi yaşadı Trabzonspor. Yani böyle bir denklem var. Öne çıksa pozisyon bakıyorsun veriyor. arkada kalsa kaleye gitmekte bu hücum anlamında çoğalmakta sıkıntı yaşıyor Trabzonspor oyun hareketliliği Trabzonspor'un eldeki oyuncu kadrosu ve savunma arkası özellikle opsiyonları topsuz oyunlar için çok elverişli değil. Trabzonspor'un ben mesela ilk 7 haftada şöyle bir analiz çıksa savunma arkasına kaç tane hangi oyuncular kaç koşu yaptı 90'ar dakika 7 7 maçta. Böyle çok merak Malatya ediyorum kaç tane 5 -5. savunma arkası sprint atmış, topu istemiş, kaç defa oraya top buluşmasını ben geçtim. Savunma arkası kaç tane koşu yapmış? Trabzonspor hücumcularında Trabzon hücumcularında ceza alanına girdiği zaman bire bir çalım yapıp adam geçecek ve penaltı yaptıracak adamlar var. Evet. 3 4 tane isim sayarım. Tabii. Onu yapamıyorlar. Yani sağdan orta sordan orta tamam da ceza alan içine sokacaksın. Son 10 dakika, 8 dakika girdiler. Ömürde girdikten sonra dikkat et. O da ufak evet. adam. Girince dağıtırsın rakibini. Yoksa dağıtamazsın. Ama oraya sağdan soldan uzun toplarla gelirsen fazla bir şey yapamıyorsun. Evet. Cornelius oyunda varken... Tek adam geçecek adam var cezaların içinde. Yokken zaten hava hakimiyetini zaten Cornelius çıktıktan sonra kaybediyorsun. Daha farklı bir profile döndü zaten hoca. Daha farklı bir oyuna döndü. Ama oyuncular bazen aslında Abdullah Hoca, Reo Hoca söyledi. Abdullah Hoca farklı bir şey deniyor. Yani şuna güveniyor. Çok etkili ayakları olduğu için bireysel iş çözebilecek kapasitede oyuncular olduğu için... ...bazen onlara çok fazlasıyla özgürlük veriyor. O özgürlük de bazen zaten topu önde tutamadığın zaman kontra yiyor. Trabzonspor takımı özellikle Malatya maçında... 5 Be birlik maçta Kaç tane pozisyon verdi arka tarafında Ön tarafta çok iyi ama geriye dönen bir Trabzonspor takımı hiçbir zaman olmadı ki Hep bunun sıkıntılarını yaşıyor Trabzonspor bizim sezon başındaki analizimiz ne Önde pozisyona girer bir şekilde golü yapıyor Ama arka tarafında da pozisyon veriyor Verecek yani bundan sonraki maçlarda da verecek Ona bence biraz daha çözüm üretmesi lazım Bence hocam Bülent Korkmaz da Trabzonspor için şampiyonluğun en büyük adayı Çok özel Oyuncuları var diye konuşmuş ee, şimdi geldikten sonra tabi e, biraz Ama daha sağ Ama o özel oyunculardan iyileşti. yeteri şekilde faydalanılmıyor hocam. Bakıyorum hakikaten iyi oyuncular var. Daha farklı bir şeyleri yapması lazım Abdullah Denemesi lazım. Denemesi lazım abi. Birbirleriyle hocam daha mı ko var. koordinasyonu iyi olması gerekiyor? Abi olabilir. o onu yapacak. Yani hangi oyuncu şimdi bir de bu işler topçuyla da konuşulur hoca oturursun futbolcularla ya arkadaş yani ne diyorsun bu çok doğal bir olay ya. Ama yani ben ben ondan yanayım. Siz nasıl oynarsak daha iyi olur dersiniz. Konuşmuştur Ne abi, yani, yani bu konuşmuştur ki... ama yani hakikaten çok etkili oyuncuları var ama dikkat ediyorum yani o etkili oyunculardan yüzde 30 35 40 alıyor abi. Bir 60 70 almıyor. 60 70 al öldürürler. Doğru, Bek... yapması lazım. Ona. Bak Sergen alıyor. Sergen teknik adam olarak alıyor. gel bak. Sergen diğer teknik adamlara göre daha az konuşuyor. Hı hı. Çok fazla konuşmuyor. Ötekiler bir çıkıyorlar 20 dakika. Bak, Sergen çok konuşmuyor. Ama Sergen bir şeyleri yaptırıyor sadece. Onu görüyorum. Dikkat edin bakın. Oyunculardan yani alacağını alıyor Sergen. Hani böyle arı gibi bal alırsın ya alıyor. Abdullah Avcı alamadı abi alamıyor. Evet. Elinde iyi oyuncular var. Onlardan daha farklı bir şeyler olması lazım. İşte onları da bir seviye hoca çekmeli. Oyuncular abi. da oyuncular da kendini toparlayacak Oy. ama hocanın da tabii ki var. Hocam Fenerbahçe'de de Pereira eldeki kadrodan o verimi de yapmaya alır başladı. başladı. Yapmaya başladı. Evet. Ama Onu da sayılır. Pereira bir de kavga ettiriyor. Şu anda Fenerbahçe Rekabet. Türkiye liginde en iyi basan takım. Şu anda Fenerbahçe e zaten Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş Basarlarsa zaten öldürürler. Hepsinde iyi oyuncular var. Şimdi Trabzon basmıyor. Ama oyuncu dün Fener'i seyrediyorsun basıyor. 4 kişiyle, beş kişiyle basıyor. Niye? Fazla yorulmuyorlar önce. Doğru. 40 metrede döndürüyorlar topu. Trabzon geliyor ceza alanına. Alanya takımı da tekrar hücuma gidiyor. Tekrar geliyor bir daha hücuma gidiyor. Ve hesabını yap büyük enerji. Doğru. Hocam bir de yani eldeki bu çıkan ilk 11'den kaynaklandığını ben düşünüyorum. Şimdi orta sahada Bakaset hasta e, amcık o yüksek tempolar, o baskıyı çok yapacak oyuncu profiline değil. Vakayeme de değil. Kornel Üsta değil. Canin de değil. değil yani tamam. Bence bu tercihlerden o zaman dolayı sert da kaynaklanıyor. Karşı sıkıntı yani işte bunu, ya bunu yaşayacak <laughs> ya. Az önce söyledim ya. Yani yüksek tempo, efor baskı, fiziksel değil Trabzonspor. Daha çok top ayağındayken o kalite, oyuncu kalitesiyle o baskı yapabilecek. Yani rakibine kabul etmesi lazım. Bu oyunculardan kurulu Sergen ne yapıyor? ...Joseph'i koyuyor önüne dört, dörtlüğün. Oh ne güzel. Bir pardon diyor adam. E yanına bilir de koyduğu zaman o zaman hücumda da başkalarından Ama faydalanıyor. Çok etkili, bir, var. Joseph etkili çok bir oyuncu. Bunu adam abi. Bu oyuncu. çok farklı bir oyuncu. Hani A, tamam her abi. hocanın böyle bir şansı olsun. ...Joseph gibi bir oyuncusu olsun. Ya, ya abi olsun. Joseph denen adam Galatasaray'ın kapısında iki ay yattı. Doğrudur, doğrudur hocam. Almadılar. Başka kimse, yerlere gittiler. Kimse... Bilmiyor musun bu adamı biliyorsun? Ne olduğunu? Yani bilmiyorum. Ya yani, yap, yapacaksın abi, yaratacaksın bir şey. Ya takımın içinde yaratacaksın ya alacaksın. Şimdi kusura bakmayın ya ben şöyle söylüyorum koy başı olmuyor işte görüyorsun gene. Olmuyor ya, abi. Ya bugün daha farklı bir Bak, şey. Bak ilk başta ya. dağınık başladı. Evet, gittikçe evet. tempoyu arttırdı. iyi toplar kullandı. Attılar. Yani gittikçe tempoyu arttırarak oynadı Sabek. Evet. Evet. Zaten Öbür taraftan bir şey olmuyor. Hocam iki tarafın zaten kanatın işlemediği sürece senin yani pozisyona girme şansın yok ki. İkinci yarı biraz da hareket ki bence çok çok da iyi oynamadı. İyi oynadı ama o beklediğimiz Perez Tabii bence canım. hala da ama yüce... ikeriden, özellikle ben o vites evet. var mı hocam. hocam. Ya ben yani öndeki Canen'in de etkilediğini düşünüyorum. Evet, Ona ne koridor evet, açıyor, evet. ne ikili oynuyor, atıyor topu Perez'e, iki kişi baskı yapıyor. İsmail bir opsiyon mesela yani. koşu yapsın. Canen'in hiçbir şey yok. Bekliyor ayağına Yani Perez'in performansını arttıracak, daha yüksek seviyeye taşıyacak. Birinci önünde oynayan, bir birinci bir de, oyuncu. Bir de şey de, e, ters topları iyi atıyorlar. yani o büyük avantaj. Bugün Oyun yıldığında ...terse en iyi yaptığı işler. Ağzının içine yani. atıyorlar abi. Dişin kabuğuna atıyorlar. Hiç yani sağa sola koşmana gerek yok. Hocam şut atamadı Trabzonspor. çok iyi hocam, suyu hocam suyu savunma yok. arkasına da o ikisi topu rahat geçirmiş... Çok güzel. Peki savunma arkası koşu var mı peki? Yok. Hepsi ayağı işte. Istiyor. Biri gösterecek ki bıraksın. Sabek atmaya yok. başladı Hiç. zaten. Aynı. Onun üzerine de hamsi kullandı o tarafa attı. E sol taraf gitmiyor. E, orada şey var. Bakayım mı? Bakayım mı var? E topu ayağına alacak, A girecek. Tabii tamam. Dışa girecek, şut atacak. Artık onu ezberlediler. Canini de var. Ceza alanına girerse içeride giriyor. Penaltı yaptıracak diye. O zaman bırakıyorlar. Dikkat et. C cezaların dışında hep dışa kullanıyor, vuruyor. Ceza alanına girince işten de gidiyor. Çünkü bırakıyorsun. Bugün iyi kapattı. Kalçayı dayıyor. Tamam. İdris'e penaltı olacak. Spor çok iyi kapattı hocam bugün. Yani Trabzonspor takım özellikle ilk yarı çok ıı, net olarak iyi kapattı Trabzonspor etkili ayakları dediğimiz oyuncular adam geçmekte de sorun yaşadı. İkinci yarıda son bölümde ama yoruldu onlar Tabii ya Trabzonspor hani oyuncu eksik kaldıktan sonra çok etkili oldu. Baskıyı önde kurdu zaten o ara çıkamadı Alanya Spor takımı. O ara skoru bulabilmiş olsaydı tabii ki Trabzonspor çok şanslı olacaktı ama maçı da kaybedebilirdi. Ya böyle savunmayı yerinden oynatmak için tabii ki öne geçsen mesela e, hep 0-0'ı mesela 1 0 1-1'i oynuyor Alanya Spor. Şimdi 1-0 öne geçseydi Alanya Spor daha fazla alan boşaltıp daha rahat bir maç. Yani ne olacağı tabii ki net belli değil. Seyredebilirdik ama. Yani Alanya savunmasını 1-0 Trabzonspor öne geçse daha öne doğru çıkartıp daha yani risk böyle. almasa neden olacaktı. Hem oyuncu riski alacaktı hem de oyun riski. Trabzonspor bunu yapamadı. Tabii ilk yerdeki o kötü oyun zaten bunu yapmasının hiçbir imkanı yoktu. Ama ikinci yarı özellikle dediğim gibi Trabzonspor'a e, oynadığı oyun daha hareketli ama %100 tabii ki yeterli değil. Ama biraz daha savunma arkasında bu kadar savunma önünden top alan yani e, yani şampiyonluğu oynayan takımlar içinde belki Trabzonspor savunma arkası koşu denemeyen veya az koşu deneyen birinci takımda ilk 7 hiç hocam, denemiyor o takım. Hiç, hiç savunma Yalnız, arkası bak, şu var. Neredeyse Topla ama, hocam. Şu var var. Niye bu kadrodan çıkmaz hocam. Yani Böyle üst düzey takımlarda oynayan futbolcuların da Nerede sarı kart alınır, nerede sarı kart alınmazı da öğretmek lazım biraz. Hocam siz sarı kart pozisyonu için hani bu kadar serzeniş var ama e hayır bence doğru gibi geldi bana ikisi de. iki sarı kartta. Ama hem de var ya ikinci sarıda çok akıllı yerde yaptı. Orada kart almasa Gol Onu size söyleyeyim. Giriyordu. Çok... Cezalandık ama bir oyuncu daha var burada. Olsun ama o e, geçtikten işte. sonra çok Baba ya kar mıydı o? İkinci sarı kartı doğru aldı. Sanırım. Baba, 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 kar, baba, girmişti baba kar. çünkü. Baba kar. İkinci Bizi kartı kart. doğru aldı. İlkini hatırlamıyorum. İlkini de şimdi e, Abdullah abici da başka tarafa yönlendirmesin. Hocam şey. ilkindeki pozisyonda e, hava topuna çıkarken şey çekiyor. Hüseyin çekti ama orada oyuncu da şimdi ben bu pozisyonu biraz bakalım. Direkt üzerine gidiyor oyuncunun. Yani oradaki pozisyona da bir bakmak lazım ama ikincisi çok ne sarı kart. Tasarım Tabi orada tehlike o. büyüyor ona, çünkü ona zaten şey Orada o tehlikeyi engellemek için yani. bir kritik hamle yaptı. Yani. Hatta bize doğru hamle diye doğru. konuştuk biz doğru. orada. doğru duruşurken. abi. Net ama yani. ilkine bakmak lazım. İlkinde Bakalım. çekiyor. Ama öncesine de bir bakmak ama lazım. Ama işte hocam. o e, Erman abi'nin söylediği bilmiyorum özetleyen içinde var mı? Canini e, Efe Efecan. Efecan pozisyonu 2-3 dakika arka arkaya. Çok net pozisyon. Çok net ama yani Efecana kesin sarı kart kullanması. Şimdi o zaman ne oluyor? Bak Çarşı karışıyor. Futbolcunun kafası karışıyor. Teknik adamı kayıyor. aynı pozisyon işte. Aynı. Söyledim çıkarttılar yukarıda. Aynı işte. Geldik, gittik seyrettik. Aynı pozisyon. Fotoğrafı çektim çünkü. Arka arkaya keşke gelse de göstersek. Birine veriyor birine vermiyor. Sonra da Trabzonlu oyuncu attıktan sonra hiç kart değil Alanyalı'ya. Öyle kart olmaz. Yan yana giderken çekiyor. Ya, evet. seyirciye gösterecek. hani ona ve onda verecek. Alakası yok kartla. Yan yana çekiyorlar birbirini. Davidson'unki. ki. Hocam az önce dediniz ya Beşiktaş Josef yanına Atiba veya bir koşan oyuncuyla ön dört tane oyuncuya konfor alanı yaratıyor, daha rahat oynuyor. Trabzonspor'da Siopis aldı biliyorsunuz kısa çabuk defansif altı numarayı Berat'la beraber bu dengeyi sağlayabilir. Yeri geldiğinde yani İçine. bakasetas veya amçikten bir şekilde vazgeçip yani birini orada oynatıp yeri geldiğinde bu tercihleri de yapması gerekir. Bu tercih onların oyun tercihi ve sağ içindeki dinamizm bile bana göre bir tık üstüne çıkaracak. Deneyebilir ama o oyunculardan da hocam vazgeçemiyor. Ya yani bence belki cezalı Vazgeçemiyor ne diyor biliyor musun? Vazgeçememenin nedeni bana göre baskı yerim tribünlerden. Yani bakaset kesildi, kesildi. Hamşik geçil, kesildi. Yani bir de işler kötü giderse bunu taraftara nasıl anlatırım? Ya yani bu da ne bana göre Trabzonspor'un birbirini tamamlayan orta saha ve hücum hattında oyuncular yok. Hocam takımın leyini tamamlayan ise... yok. Yani. Takımın lehine her şey yaparım abi. Takımın lehine beklesin abi. Tabi. O da bir, o tabii. da bekleyecek. Bekleyecek tabi. takımın lehine İşte Fener teknik direktörü i̇şte yapıyor bunu. Tabii. Yapıyor abi. Fener'deki rekabet ben, daha farklı hocam. Orada herkese hoca Pereira göz veriyor. En iyi baştan en, en iyi oyuncuyu kenara Hı. alıyor. Hiç yani, Muhammed'e şans veriyor. Muhammed sahnenin ilerinden bir tanesi. Hocam Belki baştan yaptı. Da hocam var. Mehmet baştan yaptı. Nereden Hı. yaptı? Bir koydu Mesut'u kenara, bir çart, e, tık, efendim, işte bak, bitti. Büyük olsun. oynayarak abi. hamleyi. Bitti abi, ben seni de götürürüm dedi, oyna dedi, koş dedi, bilmem ne. Evet. Helal olsun abi, helal olsun. Helal olsun abi, futbol koşarak oynanıyor hocam. Doğru, doğru. Hocam. Durarak oynanmıyor. Ya bir de Siopis böyle hareket hızı olan defansif oyuncu. Görüş hızı da var Berat'ın. Birbirini de tamamlayabilirler evet. orada. Yenemek yani lazım. Daha böyle bir dinamizm gelir. Daha böyle ikisiyle daha fazla da top kazanır. Dediğiniz topları ikinci bölgede orta sahada daha fazla evet. da Trabzonspor kazanır. Bakaset Aslı hanım Şikli, evet farklı bir oyuna evlenirsin. Teknik dediğiniz gibi yön değiştirir. Klas oyuncular. Hücum. Ama oyuna tempo verecek, rakibe baskı yapacaksan farklı bir iki profil savunma önü şart. Aynen. Oca, top rakipteyken özellikle olur oyuncular. olur da şimdi burada şu da var. Yani Bakaset Aslı, Hamsik'te adamlarla gelirler ama herkesin gelmesi lazım. Benim yanıma forvet'te, Forvet'ten iki adam, orta sahadan iki adam geldiği zaman ben topu alırım. ama hepsi zaten. bırakıyorlar. Üçlü kalıyor zaten Trabzon'da bütün oynayan hücum altı kişi geri geliyor adamlarla beraber. Olmaz abi öyle bir futbol kalmadı. Yok öyle futbol. Ya beş tane hocam topu, topu maçı, var. Öyle futbol yok. Bunu yapacaksın abi ya basacaksın biraz ya. Gölge markacı yapmıyorlar ya. 70 metre geliyorlar. E ondan sonra 70 metre gidecek. İşte basmak değil yapı de işte, Ya bu takımın hocam orta sahve hücuma attığında fazla benzin yakıyor araba. Doğru. O, yani oyuncuların ruhunda yok. yok. Hep topa Ay işte iste. Hocam, hocam savunma arkası koşu Sen yapmayan oyuncu. Sen de ben de oynarız, oynarız yani. o da hoca da gelir. Tabii oynarız tabii, abi doğru. 20 dakika oynarız. Hocam hücum attı. Savunma arkası koşuya denemeyen, yapmayan bir grup gidip de baskı yapar mı? Gidip topu kazanmak, reaksiyon yani. verip topa gidecek o koşuyu diyor ki ben daha, daha fazla topa... Ayağıma aldığımda yaparım. Yine aynı oyunculardan Bence bu şey çıkmayabilir. Ya Abdullah bazı sert deplasmanlarda, büyük maçlarda böyle oh. tercihler yapması gerekir. Siopis, Berat daha fazla dinamizm gelecek. Daha fazla ön alan, çabuk giden, güvenlik. daha top kazanan. Tabii ki savunma güvenliği için de daha önemli. Evet. Bir de öndeki o dört oyuncu daha konfor alanı da Doğru, o zaman. Doğru, doğru. Şimdi öndeki oyuncular rahat rahat ön tarafta iş yapabilir. Tamam. Geride daha sağlam, garantici bir oyun yani Hı. hocam. Doğru ama hoca dener mi? Yani eldeki ben ya de inşallah sakatlık yani... olmaz da hani belki kart cezası falan olduğu zaman rakibe göre ya de... rakibe göre denemesi evet. gerekir. Var elinde var. Ee, bir yerde şey dikkatimi çekti Abdullah Hoca'nın o son açıklamasını sürekli kavga gürültüyle mi olacak bu işler gibi bir serzeniş vardı. Ee, oyun içindeki bilmiyorum sarı kart pozisyonundan hareketle mi söylüyor? Yani şunu demeye getiriyor belki de. Yani isyan eden, açıklama yapan, bağıran, çağıran mı haklı olacak hep gibi. Öyle bir ifade vardı az önce arkadaşlar. Onu bir kez daha verirlerse. Abdullah Abici, maç sonu ona dikkat ettim. Siz aşağı indiniz. Belki kaçırmış olabilirsiniz. Ee, yanlış da olabilir. Bilmiyorum Abdullah Abici gelen teknik adama gidip el sıkıp içeri girmedi. Direkt girdi. Bana öyle geldi. Atlamış da olabilir. Hmm, onu bir kontrol etsin arkadaşlar da. Yani ama e, maçın başında, ya, maçın başında sarıldılar. Yani maçın evet. başını gördükten sonra şeye itiraz görüyorum. ediliyor, her Doğru. şeye konuşuluyor. Hep mi kavga edelim, hep mi tartışalım? Böyle oyun gelişmez diyor Abdullah Avcı. Ama ve bu oluşan duruma da böyle bir kültür oluştu demiş. Yani hep kavga etmek, tartışmak üzerinden yani aslında hani bakıldığı kaldır. zaman söylem altı doldurulabilecek bir söylem de Hani bugün orada yaşanan bir şeyden hareketle mi? Bir diyalogtan mı? Yoksa o olaylar yani karı, bence, karta isyan etmeme? Bence kartla alakalı değil. Kartla ilgili Şunu bir şey. Yani bize çıkan kartlar niye rakibe çıkmıyor? Onun için de. Çünkü hani iki maçtır tamam kartlar doğru olabilir ama rakibe neden kart çıkmıyor? Ya hakem o kadar abi. İşte hakem meşhur bu. Kavgayı başlatanlardan bir tanesi bu abi. Bir da biliyorsunuz penaltıyı hakeme söylemeyen bu. Buna sahip çıktılar. Evet birkaç kulüp başkanı bildiriyi bile yayınladılar ya bu hakem bir tanesi bu hakem. Hala hakemlik yapıyor. Bildiri yayınlandı ya bildiriye Trabzon imza etmedi o imza etti. Sağının dışında bir şeyler oluyor ama. Yok hakem, hocam iyi hakem de değil. Hocam yani. biz sağının içinde kalalım diyeceğim. Yani o tarafına bakmamız lazım. Biz sağın içinde kalacağız. Hakem ha, tamam. iyi olur kötü olur. İşte biz de futbol oynadık. Antrenörlük yaptık. Erman Hoca futbol hakem yaptım. Mehmet aynı. İyi günü kötü günü olur herkesin ama art niyetli olmaması Aynen. gerekir. Ender en önemli Ona bakmak o. lazım. Art niyetli. Ya performansında yeterli seviyede olabilir. Ne diyoruz biz? Ya bu oyuncunun performansı yeterli seviyede ama çok iyi mücadele ediyor. Ya bir sahaya karakter koyuyor diyorsun ki çok iyi mücadele ediyor. Bunun için hakem yanlış karar verir ama verebilir. Ama esasen onun adaletli olduğunu görmemiz gerekir. Yani diyeceğiz ki ya bu adam güvenilir bir adam. Adaletli yani. evet kötü hakem ama değil mi hocam? Ya, evet karar veriyor aynı ama. Aynı pozisyon bak bazı pozisyonlar ayrıdır hoca. Aynı pozisyon kart gösteriyor. 3 dakika sonra aynı işte gösterdim ben de. Evet. Aynı pozisyon bakın ekranı böleyim gelirse inşallah. Aynı pozisyon kart var aynı pozisyon kart yok. E o zaman bu ya üç dakikadaydı hocam. Bir hakem verir öbür hakem vermez kabul ediyorum. Ya aynı hakem 3 dakika evvel vermiş. Ver. Aynı pozisyon ya. Ondan sonra da Trabzonlu'yu attıktan sonra bir kart gösterdi. Alanyalı'ya alakası yok. Gösterdi Menderes'e. Öyle kart olmaz. Yan yana çekiyorlar kart gösterdi. Ya gitti ya. Bitti yani. o işler ya. İnşallah gelir pozisyonuna göre. E bu hakemi sen nasıl güveneyim abi? Nasıl güveneyim? Hakemin... Bu işte para var pul var ha. ya. Bu kadar yatırım yapıyorum ben. Şahane araba alıyorum. Şoför evet. amatör. Herkes Şoförler amatör yapıyor, ya. Değil. Türkiye'de çok şoför amatör. E, arabalar iyi yani nispeten şoförlere göre iyi araba. Ben bunlar araba vermem abi kullandırmaya. İşte, Çünkü bunlar böyle sağda düdük çalarsa arabayı da öyle kullanırlar. En acı şey de bu değil mi hocam? İyi maç yönetir, kötü o ayrı. Ama güvenilir olması çok önemli değil mi? Güvenmeniz doğru mu? Evet. Güveni sarsıyor mu? Ya söylüyorum ya hoca. Meşhur o maçta Galatasaray-Konya maçı İstanbul'da ya. Evet evet. Hep dile getirdiğiniz şey, programlarda. Tereyağı gibi çekti. Sağdaki yardımcı verme diyor Hüseyin Göce'ye. bu da oradan susuyor. Sonra evet. da üç başkan evet. sahip çıkıyorlar. Başakşehir, Fener, Beşiktaş başkanları bildiri yayınlıyorlar. İşte o hakemlerden biri bu. Nasıl güveneyim ben ona? Ya yani televizyonde biz yaşadık. E siz bunu uzun zamandır hep sürekli evet. tekrar ediyorsunuz. Evet. Uzun zamandır da bu hakem görev yapıyor. Ne ama? diyorlar ha. Alıyor yani. Demek ki başka mal yok Türkiye'de. Malzeme bu diyorsun. Malzeme yok işte mal dediğim malzeme. Ama sevmiyorum ki yani. Ya arkadaşlar söylüyorum ya bana hayır, hayır sen değil. Sen söyledin de abi, söylenecek bir şey yok. Peki. Yani